Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Radyo Klas dinleyenleri. 6. gün programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Tekin Naşap ve Ali Gürkan Şamiloğlu ile birlikte yine haftanın öne çıkan konularını değerlendireceğimiz 6. gün programında yine karşınızdayız. Evet Ali Bey, tekrar birlikteyiz. Tekrar gündem yoğun. Türkiye gündemi aslında çok yoğun. Evet. Önce Cumhuriyet Gazetesi. Aslında orada bir sanki yanlışlık var. Cumhuriyet Gazetesi'ne herhangi bir operasyon gerçekleştirilmedi yanılmıyorsam ama Cumhuriyet Gazetesi'ne operasyon yapıldı diye. Cumhuriyet Gazetesi'nin operasyonu? Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarına bir operasyon gerçekleştirildi. Yani gazete hala devam ediyor. Gazete hala yayınlarını gerçekleştiriyor, çıkışını yapıyor. Sadece yazarlara yönelik yöneticilerine yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet Gazetesi denilmesi şey, yani gazete binasına o operasyon düzenlendi. İşte hayır, yani gazetenin kendisine çıkartılmamasına veya işte hani basın özgürlüğünün susturulmasına yönelik herhangi bir kapatma söz konusu değil. Yok. Zaten 9 kişi Cumhuriyet kadrosundan tutuklandı. Eski ve yeni muhasebe müdürleri serbest bırakıldı. Tutuklandı. Yani 9 yazar tutuklandı. 2 kişi yazarlardan serbest bırakıldı. Diğerleri tutuklandı. Son evet. Gelişme bu şekilde. Yani işte bir algı operasyonu gerçekleştirildi. Sanki böyle basın özgürlüğüne, işte gazetenin kapatılmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirildiği yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldı aslında. Aslında şunu sormak lazım, sorgulamak lazım. Yani gazeteciler veya herhangi bir yayın kuruluşu hata işleyemez mi? Yani bırakalım yargı işini yapsın. Zaten masumlar görüyorsunuz salıveriliyor. Ama suçları varsa onlar da tabii ki cezalandırılıyor. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk çerçevesi içerisinde ilerlemesindeki gayet normal bir ilerleyişi ama hani bir de şu algı oluşturulmaya çalışıldı. Cumhuriyet elden gidiyor. Sözleri çok kullanıldı. Yani sanki gazeteyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını simgeleyen Cumhuriyet'in gittiğine dair, elden gittiğine dair bir algı oluşturulmaya çalışıldı halk üzerinde. Yani bunun olması normaldir. Öyle tabii ki yapacaklardır. Yani çünkü karşı taraflar var. Yani bir tarafa A tarafı diyelim, bir tarafa B tarafı diyelim. İki karşı taraf olduğu için taraflar tabii ki kendi haklılığını savunacaktır. Kendi haklılığını savunurken de bütün argümanları kullanacaktır. Yani işte yok dediğiniz gibi Cumhuriyet elden gidiyor şu şekilde bu şekilde. Onu kendisi açısından, onun penceresinden bakıldığında yapacaktır tabii ki. O da kendi haklılığını ispatlayacaktır. Kendisine yapılan operasyonun, kendisine karşı sergilenen durumun yanlışlığını ortaya koymak için o da kendince bütün argümanları kullanacaktır. Bu doğal bir şey. Yani onların o şekilde söylemesi, bunların bu şekilde söylemesi herhangi bir olayın gelişimi açısından doğal bir süreç. Evet. Yani aslında bu noktada mesela baktığımızda yapılan yayınlar, işte sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar sanki Cumhuriyet elden gitti oldu. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'e sahip çıkıyoruz sloganlarıyla alanlarda bir araya geldi ve Cumhuriyet Gazetesi'ni okudular. Halbuki Cumhuriyet Gazetesi hala çıkışına devam ediyor. Herhangi bir eksikliği yok. Evet. Mesela ben sabahları ulusal gazetelere de yer veriyorum manşet programında. Çoğu zaman Cumhuriyet Gazetesi'ni, hatta hiçbir zaman Cumhuriyet Gazetesi'ni gündemime almadım. Neden? O zaman da açıklamasını yapmıştım. Eğer bir gazete PKK terör örgütüne, PKK teröristlerine gerilla tabirini kullanıyorsa benim için bitmiştir. Bir gazete kendi ülkesine yönelik haberleri ülkesini yerden yere vuracak bir, sadece Cumhuriyet için söylemiyorum, genel maksatlı konuşuyorum. Böyle bir yayın yaparsa, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini, beraberliğini, bekasına yönelik Türkiye'yi dışarıdaki ülkelere karşı zedeleyecek yayınlar yapmasına karşıyım. Tabii ki yargılanılsın. Tabii ki yargılanmalı. Kapanması gerekiyorsa da kapanacak. Yani bu o kadar abartılacak, büyütülecek. İşte Amerika'nın, Almanya'nın Türkiye'deki bu
duruma endişeliyiz, kaygılıyız tarzında açıklamalar yapması da tabii kabul edilebilir bir durum değildir. Almanya'da olsun, Amerika Birleşik Devletleri de olsun, önce kendi ülkesindeki hakimiyeti, kendi ülkesindeki demokrasiyi yaşatsın ve yaşasın. Ondan sonra farklı ülkelerin iç işlerine karışsın. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a, sözüm ona, demokrasi götüreceğiz diye oraya girip oranın tüm petrollerini, Saddam'ın tüm mal varlığını, paralarını, dolarlarını, altınlarını gasp edip, sömürüp, Irak'ı 12 parçaya bölüp, ondan sonra askerlerle birlikte bildiğiniz düpedüz Türkiye Cumhuriyeti'nin askerleri öncülüğünde bir kaçış gerçekleştirdiler. Yani Türkiye'de yaşanan bu durum iç işleyiştir. Kaygı dolu. Mesela bugün de baktım, Norveç Cumhurbaşkanı özellikle HDP'ye yapılan, HDP yöneticilerine yapılan operasyonlara karşılık şunu demiş Almanya'nın Cumhurbaşkanı. Biz Türkiye'ye bunun hesabını sorarız. Yani şimdi biri de çıkıp ona sen kimsin? Yani sen nesin? Benim iç işleyişime, bendeki hukuka saygı durmak zorundasın, mecburiyetindesin. Sen kendi ülkendeki durumu izah et, durumla ilgilen, ondan sonra ülkeme gel diye de hala bir açıklama gelmedi. Geldi. Onu kimden başbakan geldi? Söyledi. Başbakan. Başbakan söyledi. İyi, o zaman gecikilmiş bir açıklama başbakan diyelim. Söyledi. Evet. Yani tabii HDP'ye de yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Şimdi şöyle, Cumhuriyet'ten ben başlayayım. Yani naçizane görüşümü dile getireyim. Şimdi Türkiye'de yapılan gazetecilikle Avrupa'da yapılan gazetecilik, Amerika'da yapılan gazetecilik, işte Arap ülkelerinde yapılan gazetecilik, Asya ülkelerinde yapılan, Rusya'da dahil gazetecilik çok farklı bir şey. Şimdi aslında farklı bir şeydi diyelim. Şimdi şöyle, hani bizde bir makale vardı, yani bir köşe yazısı vardır ya. Bu köşe yazısı dünyanın başka hiçbir toplumunda yoktur. Yani hiçbir gazeteciliğinde yoktu diyelim. Son dönemlerde işte bir Avrupa'da ve Amerika'da sonrasında işte son 20-25 yıllık süreç içerisinde belki o kadar bile değil. İşte Mısır gibi, biraz daha işte Fas gibi, Cezayir gibi, Tunus gibi biraz daha gelişmiş, yani toplum yapısı da biraz daha uygarlaşmış Arap ülkelerinde olmaya başladı. Bizdeki gazetecilik de gazeteci diye adlandırılan kişilerin neredeyse geçmiş yıllarda tamamı o köşe yazarlarıydı. Yani muhabirler bir habere giderlerdi, o haberi görüntülerlerdi ya da onunla ilgili çeşitli bilgiler getirirlerdi. Ve o bilgiler olduğu haliyle, yani Türkiye'de gazetecilik hakikaten böyleydi. En saf haliyle o muhabirin araştırdığı kadar ama tamamen doğru, yani hiçbir saptırmadan, herhangi bir siyasi görüşe, herhangi bir doktrine, işte herhangi bir amaca hizmet etmeden o olay nasıl yaşanmışsa o şekilde haber gazetede yer alırdı. O haber eğer Türkiye'nin siyasi, sosyal, ekonomik, spor, kültürel gündemini değiştiren bir olaysa o konuyu köşe yazarları ele alırlardı. Kişisel yorumlarını da işin içine katarak o konuyu köşe yazılarında işlerlerdi. Ve gazeteci denilen kişiler bunlardı. O köşe yazarlarıydı. Ve geçmişte baktığımızda bunun çok, bu köşe yazarlarının çok çok önemli isimleri var. İşte ne bileyim, bir Uğur Mumcu'dan başlayın, Hasan Plur'a gelin. İşte hala hayatta olan, Allah uzun ömür versin, işte o Fikret Bila'dan tutun da Çetin Emeç'e falan gelin. Yani böyle çok önemli isimler vardı. Bu isimler tabii yazmış oldukları o makalelerle, köşe yazılarıyla Türkiye gündemine de yön veriyorlardı. Onların yazılarını, hatta bir zamanlar bu ülkede işte şöyle söyleyeyim, gazeteler siyasi düşünceler tarafından paylaşılmıştı. İşte ne bileyim, işte solcular Cumhuriyet'i okuyacak, işte sağcılar Tercüman'ı okuyacak, işte herhangi bir siyasi fikri olmayanlar Günaydın'ı okuyacak gibi böyle bir yapı affedersiniz oluşmuştu. Ama yine de sağcının evine bir Cumhuriyet de girerdi, bir solcunun evine bir tercüman da girerdi. Hemen hemen her evde işte bir iki gazete birden olurdu. Hele o ev bir öğretmenin evi ise, bir
memurun evi ise, bir işçinin evi ise kesinlikle girerdi. Yani 2-3 gazete girerdi. Gazeteler de ucuzdu. Yani şimdiki gibi işte böyle hafta sonları işte 1,5-2 lira ya da diğer günler 1 lira gibi değildi. Bugünün parasıyla gazeteler 15 kuruş, şey 150 kuruş, 200 kuruş gibi rakamlara satılırdı. Ama sonradan bu şey yapı tamamen değişti. Şöyle bir hal aldı. Artık işte öldürüldü gazeteciler, yani köşe yazarları öldürüldü. Köşe yazarları haklarında siyasi hükümet baskılar oluşturunca, bu AK Parti'den bahsetmiyorum, önceki yıllarda işte o ihtilal dönemi ve dönemi sonrasından bahsediyorum, oluşturunca yurt dışına gitmek zorunda kaldılar. Öldürüldüler ve siyasi amaçla, bu AK Parti döneminden söylemiyorum, fikir suçlusu olarak, biz Arnavutköy'de fikir suçlusu olarak cezaevlerine girdiler ve bu köşe yazarlığı dediğimiz bu gazetecilik neredeyse sıfırlandı. Ve Amerikan tarzı gazetecilik geldi. Yani nedir? İşte muhabir gider, yani bir konu yakalar, bir haber yakalar, onun üstüne gider. Sonrasında o konuya yönelik haberini gazetede yazar. Ama o sütunlarda yazar, ama bunu yazarken de kendi siyasi fikrini de, kendi yorumlarını da, kendi düşüncesini de, o konuyla ilgili geçmişteki yalan yanlış doğru bilgilerini de, bu olayın yaşanılan yerde ya da ülkede ya da toplumda etkilerini de kendince hayal ederek gazeteye yazar. Amerika'da böyle. Bize de böyle bir şey geldi. Böyle bir gazetecilik geldi. Böyle bir gazetecilik de gelince tabii bize, düşünsenize, yani bizim toplumumuz neye alışmış? Gazeteyi eline aldığı zaman haberi, yani haberin kendisini okuduğu zaman alışmış, bizim toplumumuz da ona inanıyor. Orada haberle ilgili, yaşanan bir olayla ilgili, örneğin işte bu Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırı diyelim. O bombalı saldırıyla ilgili yazanlar kesin doğrudur. Çünkü bir zamanlar öyleydi. Bizim toplumumuz ona inanıyor. Çünkü bu haber. Köşe yazısı değil. Şimdi köşe yazısında farklı siyasi görüşten köşe yazarları, kimisi iyi oldu der, kimisi aman aman der, kimisi dikkat çeker. Değil mi? O köşe yazısını okuyunca beğenirsin, ya bunu saçmalamış dersin ya da çok güzel yazmış dersin. Bir köşeye koyarsın. Ama haberin içerisine o muhabir de, o gazeteci de kendi düşüncelerini, yalan yanlış bilgilerini, bundan sonra ne olur ona yönelik yorumlarını da yazınca ne oluyor bu sefer? İş bulanıyor. Çünkü hatta örneklerini görüyoruz. Aynı gazetede aynı haber bir ikinci sayfada, bir üçüncü sayfada başka muhabir veya başka bir gazeteci tarafından ele alındığı zaman farklı bir şekilde ele alınıyor. Bunu okuyunca da ne yapıyor? İnsanın kafası karışıyor. Aslında Türkiye'de gazetecilik bence çok farklı kullanılıyor. Yani yapılıyor daha doğrusu. Şimdi yani bizdeki gazetecilik anlayışı şu. Bizdeki gazeteciler, yani tamam için konuşmuyorum tabii ki, kendilerini savcı, hakim, avukat yerine koyuyor. Yani öyle bir manşetle yargılayabiliyor. Bir manşetle idamını isteyebiliyor. Bir manşetle direkt suçlu gösterebiliyor. Şimdi öyle olma, şimdi gazetecilik işte, Amerikan tarzı yani. Amerikan tarzı gazetecilik gelince ve işte AK Parti, hayır, mesela yabancı ülkelerin gazetecileri kendi ülkelerinin bekası söz konusu olunca hepsi kendi ülkesinin tarafında, ülkesinin aleyhinde hiçbir şey. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri işi de yardım etmiyor mu? Hangi gazetecisini çıkıp da gördünüz? Evet, biz işi de, bizim devletimiz işi de yardım ediyor diye bir açıklamasını duydunuz mu? Yok. Duymadık. Belki işte, de vardır da bizimkiler şey yapmıyor. PKK'ya yardım ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya'ya yardım etti. Bunlar bilinen bir şey. Ama hangi o ülkede yaşayan gazeteci kalkıp da evet bizim ülkemiz, devletimiz PKK'ya yardım ediyor, silah yardımında bulunuyor dedin mi? Demedi. Şimdi, ama benim ülkemdeki bazı gazeteciler, aslında ben onlara gazeteci demek de istemiyorum, utanıyorum bunu söylemekten, kendi ülkesini yerden yere vuran, hatta ülkenin milli birlik ve beraberliğini tehlikeye sokacak açıklamalar yapıyor. Şimdi oraya geleceğim Tekin Bey. Şimdi yani fikrim bu şekilde. Şimdi ve
ülkemizde gazetelerde bir süreç içerisinde yabancı sermayenin eline geçti. Yani işte Taraf gazetesinden tutun, işte Zaman gazetesine gelin. Hala bile yani bu gazetelerin ismini verdim ama şu anda bile yayın hayatında olan bazı gazetelerin bağlı olduğu global medya şirketleri var. Yani artık ülkemizdeki bazı gazeteler bu ülkeye ait değil. Yani dünyaya ait artık. Dünya gazetesi olmuş. Yani küresel bir şirketin malı haline gelmiş. Ama işte dediğim gibi o geçmiş yıllarda böyle değildi. Yani bu ülkenin kendi gazeteleri, insanların benimsediği gazetelerdi. Tabii her şey bu şekilde değişince, bu Amerikan tarzı basın da bize gelince sonrasında işte dediğiniz olaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte Taraf gazetesinin geçmişlerde yaptıklarını biliyoruz değil mi? Yani bu ülkenin tamamen işte o Ergenekon'dan tutun da balyoz davalarından bu ülkenin tamamen gidişatını değiştirdi yani bir gazete. Sonrasında bu gazetenin neye hizmet ettiği ortaya çıktı. Zaman gazetesine baktığımızda hakeza öyle. Yani atmış olduğu manşetlerle bu ülkenin kaderini değiştirdi. Verdiği haberlerle bu ülkenin kaderini değiştirdi. Sonrasında nelerin yaşandığını da gördük. Böyle değildi. Yani o konuda katılıyorum size. Bir zamanlar böyle değildi. O tarz bir gazetecilik gelince yani gazeteye de bir reyting kaygısı düşünce, gazeteye de bir ne bileyim işte işte tencere tava vererek reyting arttırma şeyleri ortaya çıktığı andan itibaren de her şey tamamıyla bozuldu. Ama şu da oldu. Tabii Türkiye'nin geleceğine yön vermek isteyen küresel yapılanmalar doğru, düzgün, gerçek anlamda olması gerektiği gibi gazetecilik yapan bir foto muhabirinden tutun da bir köşe yazarına kadar bu insanları da ekmeklerinden ettiler. Yani bu insanlar artık iş bulamaz oldu. Yani bunun örnekleri de var, görüyoruz. İster sağ düşünceden olsun, ister sol düşünceden olsun, geçmişte saygı duyduğumuz birçok insan şu anda işsiz. Yani hiçbir gazetede çalışamıyor. Niye? Çünkü hani attılar görevden uzaklaştı. İşlerine son verildi bu insanların. Bunlar da seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. Şimdi işte dediniz ya gazeteci de tabii ki insandır. O da hata yapar, o da yanlış yapar. Hata yapmasına bir şey demiyorum eksik, ama o da eksik yani yapar. Yani İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin veya Almanya'nın güdümünde gazetecilerimiz var maalesef. Şimdi, ne yazık ki. Yani orası satın alınmış, bu ülkeye hıyanet eden gazeteciler de var yani bu burada. Şimdi şu da var Tekin Bey, ben bazen Google'dan çeviriyorum, okuyorum. Şimdi bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Az önce dediniz ya, yani Amerika'da sormuyorlar mı hiç ya sen niye böyle yapıyorsun diye kendi ülkesine, kendi devletine. Var. Yok. Hakikaten, yani ben inanmıyorum. Çünkü mesela Fransa'yı ele alalım. Dur, şimdi şöyle söyleyeyim, sonra bir yere geleceğim. Şimdi Amerika'da da bazı gazeteciler çıkıyor. Yani ırkçılığı şimdi yazdı mı Amerika'dakiler? Canım şimdi ırkçılığın ne kadar tutucu olduğunu ve tabii, bunun tabii, ne kadar yanlış olduğunu. Şöyle söyleyeyim. Bazı gazeteciler çıkıyor. Şimdi biz bundan haberdar olamıyoruz. Çünkü bizim gazetelerimizde, bizim internet sitelerimizde bunlara yer verilmediği için biz haberdar olamıyoruz. Ama ben bazen işte Time'ın, New York Times'ın, işte ne bileyim Amerika'daki bazı gazetelerin böyle orijinal sitelerine girip bir fotoğraf görünce dikkatimi çekiyor, merak ediyorum. Onu, o yazısını alıp Google'dan böyle yarım yamalak çevirdiğim zaman görüyorum. Orada da insanlar soruyorlar, yani kendi hükümetine soruyor. İşte ne olacak işte bu Suriye'nin hali, tek sorumlu sensin diye Obama'ya yüklenenler. Hatta şimdi hani başkanlık seçimi var ya, Clinton'la Trump işte... Trump'ı açıklamasaydı kimse konuşmayacaktı. Şimdi bunu. Clinton'a yüklenenler, yani sen kocanın, yani Bill Clinton'ın döneminde de bak şunları yaptın, sorumlu sensin. Yani işte bu bölgedeki kandan, işte bu bölgedeki vahşetten senin de bunda parmağın var. Çünkü senatör oldu bir dönem, işte temsilciler meclisinde yer aldı, şu oldu, bu oldu. Şimdi tekrar geleceksin, berbat mı edeceksin diye Amerika'dan da böyle sesler yükseliyormuş. Yani orada da karşı çıkışlar oluyormuş. Ama tabii bizim bundan haberimiz olmuyor. Yani ancak işte böyle yarım yamalak Google'dan çeviri yaptığımız zaman şey yapıyoruz. Ama bakın şimdi, mesela Fransa'da da olağanüstü hal var.
Yani Fransa'daki olağanüstü hal ile Türkiye'deki olağanüstü hal arasında dağlar kadar fark şimdi, var. Şimdi şuraya geleyim. Şimdi olağanüstü hal öncesinde şunu söyleyeyim. Şimdi dediniz ya bu HDP'lilerin gözaltına alınması, tutuklanması. Şimdi şuradan başlayayım. Şimdi o HDP'lilerin işte Selahattin Demirtaş'ın ve diğer işte Figen Yüksek'ten diğer HDP milletvekillerinin gözaltına alındığı gün İspanya'da da bir gözaltı oldu. Katalonya'da bir işte genç bir kadın belediye başkanı. Malum şimdi İspanya bir yani federal devlet gibi yani orada da işte Bask bölgesi, Katalonya bölgesi, işte Endülüs bölgesi yani özerk cumhuriyetler var. Özerk bölgeler var daha doğrusu. Katalonya'da bu özerk bölgelerden biri bazı açılardan. Özerk. Oradaki Katalonya'nın da bağımsızlık için referanduma falan gittiğini de biliyoruz. Baskında işte terör demeyelim çünkü biz baskı terör örgütü kabul etmiyoruz. Madem onlar öyle yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz. Baskı militanlarının silahlı mücadeleyle İspanya'dan Bask bölgesini ayırma çabaları da var. Bunu da biliyoruz. Katalonya'da işte bir belediye başkanı, kadın belediye başkanı genç bir kız gözaltına alındı. Neden gözaltına alındı? Kadın Katalonya bayrağını yani İspanya bayrağını indirmiş, belediye binasına Katalonya bayrağını asmış. Ve mecliste, onların da belediye meclisinde İspanya hükümetini, İspanya devletini ilgilendiren yani merkezi idareyle ilgili toplantılara katılmamış. Kadını gelmişler, makamında gözaltına almış götürmüşler. Şimdi bak, şimdi bakarsan bazı HDP millet belediye başkanlarıyla aynı çizgide değil mi? Ama buna Avrupa'dan herhangi bir ses gelmedi. Yani ne işte İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan o çok bağıran ülkelerin Avrupa Birliği şeylerinden yani yetkililerinden, Avrupa Parlamentosu yetkililerinden İspanya'ya ne yapıyorsun sen kardeşim bu Katalan kadını belediye başkanını niye gözaltına aldın, niye götürdün diyen oldu mu? Olmamış. Yani biz de bunu işte şeyden yine o çevirdiğim haberlerden öğreniyoruz. Olmamış. Ama Türkiye'de oldu. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Tetikçileri Türkiye'de. Ha işte yani o ikiyüzlü deriz yani işte o ikiyüzlülüğü ortaya çıkartıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Yargı işte terör soruşturması kapsamında bu işte Sayın Başbakan söyledi ya bir milletvekili, HDP'li bir milletvekili gitmiş o terör soruşturmasında çağrıldığı gün gitmiş ifadesini vermiş. O adam yani o milletvekilinin ismini bilmiyorum şu anda hatırlamıyorum ne gözaltına alınmış ne de tutuklanmış. Şimdi gitmeyenler bak aynı o Katalan belediye başkanı gibi tavır koyuyor. Yani gitmiyorum diyor yani seni tanımıyorum anlamına geliyor bu. Sen beni çağıramazsın sen kimsin ki anlamına. Merkezi iradeye bir şey tepki onun hukuksal kurallarına bir tepki bu. Ne oldu sonrasında işte gözaltına alındılar. Kimisi tutuklandı, kimisi ifadesi hala devam ediyor, kimisi ifadesini verdi, serbest bırakıldı. Şimdi yargı kuralları işliyor. Şimdi şu var, geçmişte de bunu hatırlar mısın? İşte meclise girdi emniyet birimleri, mecliste SHP döneminde Kürt milletvekillerini aldı, işte götürdü, cezaevine götürdü. En doğrusu da oydu zaten. Şimdi şöyle bir durum oldu. O yaşandı. Sonrasında insanlar, idareciler şu kaygıyı taşıdılar. Ya acaba terör artar mı? Yani arttı da kaygılar haklı çıktı. Ama o zamanki iktidar, o zamanki hükümet bunu şey yapamadı. Öngörüp de, öngörse bile buna hazırlıklı olamadı. Terör eylemlerini engelleyemedi. Cesaretli bir hükümet çıkmadı. Daha değildi o dönemlerde. Delikanlı bir hükümet çıkmadı. O dönemlerde öyleydi. Ama şimdiki dönemde hükümetin her açıdan çok kararlı olduğunu görüyoruz. Ve hem istihbarati olarak bu yaşanabilecek terör eylemlerini engelleme hem de şey yapma yani hem istihbarati açıdan önleme hem de eğer yaşanırsa bir şekilde faillerinin hemen bulunması, cezalandırılması şeklinde kesin 20-25 yıl, 30 yıl evveline göre daha şey olduğunu görüyoruz. Daha ne diyeyim yani cevval olduğunu görüyoruz. Daha güçlü kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bir şans bu. Ha bu hükümet de şey yapamaz mıydı? Korkabilirdi, çekinebilirdi. Ya ben bunları alacağım gözaltına tutuklayacağım ama bak terör eylemi artar işte bak terör şöyle olabilir. Bunu da düşünebilirdi. Bu yaptırtmaya da bilirdi böyle bir şeyi ama
O zaman işte hani taviz verme diyoruz ya, karşı taraf yani şunu şuraya atlayayım ben. Bu Kasım seçimlerinde, Haziran seçimlerinde herkes çok ümitliydi. Yani MHP'lisi de ümitliydi, CHP'lisi de, işte komünisti de, sosyalisti de, HDP'lisi de, AK Partilisi de. Ne konusunda ümitliydi? Benim görüşüm HDP'nin bir kitle partisi, yani bir Türkiye partisi olması. Mümkün değil. Bölgeden yani. Çıkıp, çünkü Türkiye'de bir sol parti ihtiyaç var ya, hani geçmiş yıllarda bir ÖDP ile falan denediler. Yani geniş kitlelere seslenen bir sol parti olmasını denediler, tutmadı olmaya. Hani HDP'nin en azından bir kandil güdümünden çıkarak bir işte Türkiye Partisi. Ha, Türkiye Partisi bir solu çekip çevirebilecek bir parti olması konusunda ümitliydiler. Ama ne yazık ki işte Selahattin Demirtaş, diğer HDP yetkilileri, diğer öne çıkan HDP milletvekilleri bu basireti gösteremedi. PKK'nın ve PKK'yı... Çünkü kendi iradesini kullanamıyor ki abi. Şimdi ve PKK'yı yönlendiren işte küresel güçlerin güçlere hep diyemedi. Yani bir sert yüzünü gösteremedi. Böyle bir şey yapamadı. Şimdi Almanya'nın zaten bu yüzden serzenişi bu ya. Çünkü piyonlarıydı onların. İşte yapamadı. Yapamayınca ne oldu? Terör örgütünün şeyinde kalınca, işte etkisi altında kalınca, terör örgütünü yönlendiren küresel güçlerin etkisi altında kalınca işte sonuçta bu hale geldi. Yani işte peki bir şey soracağım. Şimdi mesela Fransa'da da olağanüstü hal var ve Fransa'daki olağanüstü halde polis, asker tam teçhizatlı, uzun namlulu silahlarla her an mücadele edecek, her an operasyon yapabilecek kapasitede ve kentin en işlek noktalarında, ülkenin en işlek noktalarında, turizm bölgesinin en işlek noktalarında böyle korkulu bir şekilde duruyor. Evet. Ama kimse onunla ilgili yazı yazmıyor. Fransa'da hatırlarsanız Charlie Hebdo'ya baskın yapıldı. Bir terörist eylem gerçekleştirildi. Evet, çok ve tüm dünya ülkeleri oraya gitmişti. Liderleri. Şimdi şunu diyeceğim. Orada bu yapılırken, bu terörist eylem gerçekleştirilirken Fransa hükümeti vatandaşlarından şunu istedi. Dedi ki, ey sevgili vatandaşlarım, evet böyle bir acı yaşadık, böyle bir terör olayla karşı karşıya kaldık. Sizden ricamız, sizden isteğimiz bu görüntüleri o yaralanmış, işte parçalanmış ki Fransa'da evet. İkinci bir patlama meydana gelmişti havaalanında hatırlayın. Evet. Bu görüntüleri yayınlamayın demişti. Bir tane gazeteci yayınladı mı? Bak vatandaş dışında, vatandaş da paylaşmadı. Bir tane gazeteci yayınladı mı? Yayınlamadı. Şimdi Tekin Bey size karşı söylemiyorum da şimdi bizim aslında bunları konuşmamız gereksiz. Niye gereksiz biliyor musunuz? Şimdi ülkemizde yaşananlar malum işte az önce konuştuk. Ya işte Fransa niye böyle demedi? Ya çok özür dileyerek söylüyorum. Yani hani derler ya kervan yürür. Ya yürüsün. Ya bu kervan yürüyecek. Yani onun için onların uzantıları bizim ülkemizde de var. İşte var. Biz de diyoruz ki var, halk, olacak halk, da halk. Kervan yürüyor zaten. İşte ey halk, ey vatandaş bunları da gör diyoruz. Yani gören görüyor zaten. Senin ülkende gazeteci olduğunu iddia edenler Fransa'da yaşanan bu ağır olağanüstü hali eleştirmezken senin ülkende benim ülkemde olağanüstü hal var. Sen etkilendin mi? Ben etkilendim mi? Vatandaş etkilendi mi bundan? Sokaklarımızda asker görüyor musun tam teçhizatlı? Her an operasyonu hazır bir şekilde görüyor muyuz? Görmüyoruz. Evet. Ama olağanüstü hal uzatıldı diye kıyameti kopartan gazeteciler oldu. Ya şimdi gazeteci diyoruz da gazete çalışanı diyelim. Yani onları gazeteci kabul etmiyorsak hayır, gazete şimdi çalışanı ben diyelim. Burada, yani. Ben burada PKK'nın, ona inanan kişi onu gazeteci kabul edebiliyor. Ben burada PKK'nın yandaşlığını yapıyorsam ve benim patronum buna sessiz kalıyorsa benim patronum da PKK yandaşıdır. Yani bu budur Ali Bey. Şimdi bir yerdesiniz ama o yere ilgili kalkıyorsunuz PKK propagandası yapıyorsunuz. Doğal olarak bu sizin kurumunuzu da bağlar. Çünkü sana imkan tanıyor. Çünkü sana fırsat veriyor. Onun üzerinden sen kalkıp böyle yapıyorsun. Şimdi kalkacaklar bu konuda soruşturma var. Şimdi soruyorum herkese, buradaki herkese, özellikle Cumhuriyet Halk Partililere. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın savunulacak bir tarafı var mı? Selahattin Demirtaş niçin içeri alındı, niçin tutuklandı diyebilecek bir baba yiğit var mı Cumhuriyet Halk Partililer arasında? Şimdi şöyle söyleyeyim, ben size katılmakla birlikte şunu söyleyeyim. Şimdi bakın, daha önceki programlarda da söyledik. Nasıl söylesem, HDP'nin yapısını, HDP'nin politikalarını doğru kabul eden bir kişi ya da bir topluluk ya da bir işte sınıf ya da ne bileyim bir kurum, kuruluş
varsa var da savunacaktır kendi penceresinden baktığı zaman. Doğru görüyor yani. Doğru görüyor ya. CHP niye doğruyu görmüyor? Yani Cumhuriyet Halk Partisi halkçı bir parti olduğunu iddia ediyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani kalkıp bugün HDP'lilerin arkasında durması. Bak yine Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki, şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bence siz istifa edin. Bak çok açık ve net söylüyorum. Siz bence istifa edin. Çünkü bu işi yapamıyorsunuz. Bak çok açık ve net söylüyorum. Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Bak diyor ki, bu efendim işte HDP'lilere, işte belediye başkanlarına, HDP'li belediyelere yapılan kayyumlarda veya işte yapılan bu operasyonlarda seçilmişler. Ancak seçimle gelir ve ancak seçimle gider diyor. Bak, doğru, seçilmişler seçimle gelir, seçimle gider. Ama peki sen seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı niçin kabul etmiyorsun kardeşim? Şimdi şimdi şöyle bir şey. Niye kabul etmiyor? Bana bunu izah etsin. Şimdi seçimle sen gelen... Sen bir siyasetçi ise kalkıp bunun cevabını versin. Hatta siyaset... Sayın Kılıçdaroğlu'nun arkasından giden Cumhuriyet Halk Partililerden bir tanesi çıksın, bunun açıklamasını yapsın. Cumhurbaşkanını niçin tanımıyorsunuz? Seçimle gelmedi mi? Hem de ilk defa yapılan babalar gibi %52 oyla vatandaş tarafından seçilmiş tek lider. Ya artık niye saygı duymuyorsun? Cumhurbaşkanı'na artık saygı duyup duymamalar... Niçin seçilmiş bir vatandaşın vatandaştı? Seçilmiş birinin, o makama gelmiş birini tanımadığını söylüyorsun. Sen %52'lik bir kitleye yanlış olduğunu iddia ediyorsun. Senin %25'lik aldığın oyu %52 oydan daha üstün görüyorsun. Yani kalkacaksın, HDP'liler için seçilmişler ancak seçimle gelir, seçimle gider diyorsun. Ben de sana diyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı da seçimle geldi. Seçimle niçin gitmesine müsaade etmiyorsun? Evet. Neden kalkıyorsun HDP'yle? Neden kalkıyorsun 13 tane partiyle Cumhurbaşkanı'nın karşısına bir tane adam çıkartamıyorsun? Niçin kendin aday olamıyorsun? Hani sen bir siyasi partinin genel başkanısın ya. Kendine bir güvenin yoksa senin, senin arkanda duracak kişilerin, senin arkanda gelecek siyasi parti üyelerinin nasıl bir gücü olacak ki? Hedefin bile başbakanlık değil, hedefin bile hükümet olma değilken bu ülkede sen muhalefeti ana muhalefette dahi tutunabilmek adına mücadeleni sergilerken, yani kalkacaksın HDP'lilerin arkasında seçilmişler, seçimle gelir seçimle gider diyeceksin. Öte yandan ne Sayın Başbakan'ı ne Sayın Cumhurbaşkanı'nı tanımayacaksın. Yani bu böyle bir siyaset olmaz. Böyle bir siyasetçi olmaz. Cumhurbaşkanı konusu farklı bir konu da. Neden farklı? Seçilmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim. Seçilmiş. Bir daha seçim var. Başkanlık gelecek. Başkanlıktan niçin korkuluyor? HDP'yi konuştuğumuz için mesela söylüyorum. Şimdi seçimle gelen tabii ki seçimle gidecektir. Ama seçimle gelen kişi de kuralların dışına çıkarsa ona da tabii ki bir şekilde müdahale de edilecektir. Yani burada kuralların dışına... Kurallara çıkıp çıkmaması apayrı bir şey. Onu eleştirebilirsin ama kalkıp ben Cumhurbaşkanı'nı tanımıyorum, benim Cumhurbaşkanım değilsin deme hakkına sahip misin peki? Eğer sahipsen o zaman bugün HDP'liler için seçimle gelmişler, seçimle giderler ancak deme hakkına sahip olamazsın. Ya ikisinden birini tercih edeceksin. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle onlar alışıklar böyle birilerinden istifa etmeyi, talep etmeleri. Ben de buradan açık ve net söylüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partililer kızacak ama lütfen Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötü yönetiyorsunuz. Hatta yönetemiyorsunuz. Bence istifa edin. Önünü açın. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti olmamalı. Olmamalıydı. Birçok Cumhuriyet Halk Partili bunun farkında. Cumhuriyet Halk Partisi birilerinin arka bahçesi olacak bir parti değil. Şu an maalesef ve ne yazık ki o yönde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendini silkelemesi lazım. Söylediğiyle yaptığının bir olması lazım. Eleştirdiği şeyle, yani bilemiyorum, ben dün o açıklamayı dinledim, şok oldum. Cumhuriyet Halk Partililer bunu görmüyor mu, duymuyor mu, onu çok merak ediyorum. Veya nasıl yorumluyorlar, onu çok merak ediyorum. Yani şimdi siz kalkacaksınız, Selahattin Demirtaş kalkacak, benim ülkeme meydan okuyacak. Ferhat Encü çıkacak, diyecek ki PKK sizi tükürüyle boğacak ve siz bu insanları seçimle gelmiş, seçimle gidecek diyeceksiniz. Ya mümkün mü bu? Bu kabul edilebilir bir durum mu? Yani ne demek? Biri kalkacak sana diyecek ki PKK sizi tükürüğüyle boğar. Bu ne demek ya? Benim o kadar şehidim var. Sen bunu hangi akla söylüyorsun? Seçilmiş olabilirsin ama seçilmişlik benim ülkeme, benim ülkemin insanına hakaret etmeye, benim ülkemin askerine, evladına, kahpeci haince, kalleşçe kurulan tuzaklarda şehit edilmesine sen yardım yataklık edemezsin. Bu hakkı tanımazsan o imtiyaz. Yani o dokunmazlık zırhı sana bu hakkı tanımaz. Burası hukuk devleti. Ve hukuk devleti içerisinde fezlekelerin meclise geldi. Fezlekelerin milletvekilliğin kaldırıldı. Ve neden korkuyorsun? Yargılanmaktan neden korkuyorsun? İnsanları
kalkıyorsunuz, sokağa dökmeye çalışıyorsunuz, bizi gözaltına alıyorlar. E siz sırtınızı halka dayamadınız ki halk sizin için çıksın. Yani Cumhurbaşkanı'nın bir telefonuyla siz kendinizi Cumhurbaşkanı mı zannettiniz? Yani kalkacaksın, sosyal paylaşımdan paylaşacaksın, bizi gözaltına alıyorlar. Alacak tabii, halk senin peşine mi gelecek? Sen halka ne zaman sırtını dayadın? Hatırla, PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye, Kobani'ye dayanmıştın sırtını. E onlardan yardım iste. Halktan ne istiyorsun? Halk artık bazı şeyleri gördü. Halk artık siyasi partilerin kime ve neye hizmet ettiğini çok iyi biliyor. Yani HDP'li belediyelere bakıyoruz, halka hiçbir hizmet yok. Hangi HDP'li belediyeye giderseniz gidin hiçbir hizmet yok. Sorduğunuzda da, vay efendim hükümet bize yardım etmiyor. Niçin etsin? Senin İller Bankası'ndan doğan bir tasarrufun var. Yani kimseyi kandırmaya gerek yok. Hükümet partilere, pardon belediyelere para yollamıyor yani. Kimse kusura bakmasın, insanları bu şekilde kandırmasınlar. O ilçenin, ilin nüfusuna göre ilçelere dağılım vardır. İller Bankası böyle bir bütçe hazırlar ve o bütçe karşılığında hizmet üretirsin. Ama sen hizmetini kalkıp PKK'ya hendek kassın diye harcarsan, araçlarını PKK'lılara tahsis edersen, kusura bakma kayyum dağıtanır, yargılanırsın da. Ama işte sorun şu, sorun gerçekten yargı üzerinde bir baskı var. Baskı oluşturulmaya çalışılıyor ve bırakalım diyoruz ya, siyasiler siyasetini yapsın, gazeteciler gazeteciliğini yapsın. Yani hukukta hukukun gereğini yapsın, avukatlar avukatlığını yapsın. Bırakalım çalışsınlar. Zaten suçsuz değilse, bakın mesela salıverilenler var değil mi HDP'den? Var tabii. Yani bırakalım yapsınlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kere sözüyle özüyle bir olması gereken bir parti. Yani seçimle gelmiş, seçimle gider ancak ve yalnız diyebiliyorsanız Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duymak zorundasınız. %52'lik bir oyla seçilmiş ve Türkiye'de ilk defa halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı. Kabul edersiniz etmezsiniz, seversiniz sevmezsiniz ama halkın iradesine %52'lik oya saygı duymak mecburiyetindesiniz. Ama duymuyorsunuz. Seçimle gelmiş, seçimle gitmesi gerekeni siz bunu AK Parti'ye veya Cumhurbaşkanı'na uygulamıyorsunuz. Ama HDP'den birileri olduğu zaman bunu uygulamaya kalkıyorsunuz. Yani burada bir çelişki var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu çelişkiyi halka iyi anlatması lazım. Yani eğer bugün Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yolunda bir adım atacaksa, ki öyle bir niyetleri olduğunu ben düşünmüyorum, varsa yanıtsınlar beni. Öyle bir iddiasının olduğunu da düşünmüyorum. Sadece ana muhalefet görevini nasıl ayakta tutabilirim, nasıl bu elden gitmez, onun telaşı içerisinde. Evet, bu CHP yani, yönetiminin sorunu. O yüzden bence daha sağlıklı bir şekilde hareket etmek lazım diye düşünüyoruz. Tabii bu arada Mersin gündemine de göz atalım, eğer bu konuda söyleyecekleriniz yoksa. Mersin gündeminde öyle çok çok önemli, çok ciddi herhangi bir gelişme yok. Dikkat çeken şey işte yıllarca Mersin'i ele alalım. Yıllarca hani Mersin'de yani belediye dediğin zaman hep akla şey gelir, geldi. İşte yol yapıyor, işte kaldırımları yapıyor, işte kanalizasyon yapıyor. Hep belediyecilik böyle zannedildi, böyle gösterildi. Bilmiyorum, bu yol yapmak, işte kaldırım yapmak, ondan sonra kanalizasyon yapmak, yani kolay para çalmanın en yasal yollarından biri mi herhalde ki? Yani yıllarca sadece Mersin'de değil mi, tüm Türkiye'de böyle oldu. Ama şimdi Mersin'de görüyoruz, işte Burhanettin Kocamaz'ın gelmesiyle. Ya seversin sevmezsin. Şimdi bazı programlarda bu şekilde konuşunca sosyal medyadan kişisel Facebook'uma işte birkaç defa bile tepki şeyi de aldım. Yani mesajı da aldım. Ya seversin sevmezsin. Şimdi Burhanettin Kocamaz'ı yani kişisel anlamda ayrı bir konu da yani siyasi anlamda belediye başkanlığını işte partisini kabul edersin etmezsin. Seversin sevmezsin, o ayrı bir şey. Ama Mersin'de yaşayan bir kişi olarak da ortaya konulan hizmeti de görmemezlikten gelemezsin ki. Yani sırf onun partisinin siyasi fikrini sevmiyorsun diye ve sevmediğin bir siyasi fikrin partisine Sayın Kocamaz dahil diye ortaya çıkan güzel bir şeyde görmemezlikten gelmek de ayıptır. Yani insanlığa sığacak bir şey değil. Yani hemşeriliğe sığacak bir şey değildir bu. Ve siyaset bitmiş. Şimdi görüyoruz bu işte
Sayın Kocamaz geldiği andan yani günden itibaren şimdi artık sosyal konulara geçildi. Yani o önemli işte bak vatandaş onu da seviyor. İşte nedir? İşte görüyoruz işte Anamur Belediyesi hatta bu belediyelerden örnek alarak Anamur MHP işte Tarsus'tan Anamur'dan örnek alarak Silifke CHP'li Silifke Belediyesi de yaptı. Şehit ailelerine ev verdi. Tarsus Belediyesi şehit ailelerine ev veriyor. Şimdi bütün ilçe belediyeleri CHP'li de HDP'li de burada Akdeniz'deki işte AK Partili bir tane işte şeyde Ferhat Ak'tan o da dahil olmak üzere MHP'li böyle şimdi parklar bahçelerin sayısı artıyor. Bu güzel bir şey yani parklar bahçeler yenileniyor. Yeşil alan sayısı artıyor. Bu güzel bir şey. Sonra belediye yani toplu taşıma sayısı artıyor. Bu güzel bir şey. Sokak hayvanları denilen bir şey var. Yani bu ya bir kediyi ya sokakta gördüğün kediyi görmezlikten nasıl gelebilirsin? Bu şehri onunla birlikte paylaşıyorsun. Yani yaradan yaratmış işte o da senin gibi bir canlı. Ha tamam senin gibi düşünemeyebilir, senin gibi sanat yapamayabilir, senin gibi siyaset yapamayabilir ama o da bir canlı. Bu şehri onunla paylaşıyorsun. İşte bir kedilere, köpeklere yani sokak hayvanlarına sahip çıkıldı. Yani işte Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan zamanında kulakları güzel güzel çınlasın. İşte öğrenciler gitti. Bir okulun öğrencileri orayı ziyarete gittiler de çocuklardan 5-6 tanesi de sonra psikolojik tedavi gördü kız öğrenciler. Köpekler, kediler birbirlerini yemiş açlıktan. Sonra oradaki çalışanlar da tuttular, saldırdılar. Öğrencilere jandarma gitti ayırdı. Niye buraya geldiniz diye. Şimdi güllük gülistanlık olmuş o barınak. Ya şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi hayvan ambulansını Mersin şehir merkezinden kaldırıp karnında bir tümör olan köpek için muta gönderiyor. Muttan o köpeği sokaklarda arayıp buluyorlar. Sokak köpeğini getiriyorlar. Burada ameliyat ediyorlar. Sağlığına kavuşuyor. Haber bültenlerimiz de var. İşte ya bunlar artık güzel bir şey bunlar. Sonra aslında Ali Bey bunun özü nedir biliyor musunuz? Daha önce Mersin'e hiçbir şekilde hizmet yapılmadı. Yani bir aqua park vardı hatırlayın. Ya hizmet onun yapıldı haricinde. Da işte hizmet neye yapıldı? Şimdi onu da hakkını yemeyelim Macit Özcan'ın. Şimdi güzel bir kanalizasyon sistemi yaptı. Yani şu anda kanalizasyon buralara şuralara. Buralarda kayıkla geziyordu. Kuzey Mersin. Hayır, yani kayıkla geziniyordu. Yani şehrin merkezinde kayıkla ekmek dağıtıldı hatırlamıyor musunuz? Şimdi şehir merkez ayrı bir konu. Yani. Şimdi şu oturduğumuz. Şu altyapı bence Sayın Burantin Kocamaz zamanında yapıldı. Ya, o katılmamakla birlikte şuna katılmıyor. Macit Özcan da şimdi altyapıya güzel bir şeyler yaptı. Yani son dönemlerinde altyapıya güzel bir şeyler adamı yaptı. Adamı yüzdürdüler. Yani sokaklarda adamı yüzdürdüler. Şimdi o şehir merkezinde normal ben şu anda bizim bulunduğumuz bölgeler bu Kuzey Mersin'e kim kazandırdı şimdi? Doğruya doğru. Macit Özcan kazandırdı. Ama kimi çevrelere göre de burada arazisi olanlar için de bir rant oldu. O ayrı bir şey ama yani bak yani iki tarafı da düşünmek lazım. Hayır şimdi o ayrı bir tarz. Zaten ama sen şimdi şehrin merkezinde o kadar insan varken, o kadar insan yaşarken, insanlar evlerinden geçemezken kayıklarla ekmek dağıtıldığı günleri unutacaksın. Üçüncü yani yok ben unutmuyorum bana karşı gelmeyin Tekin Bey. Ben diyorum ki adam hiçbir şey yapmadıysa da en azından gözle görülmese de kanalizasyon sistemine şu anda bulunduğumuz bu Kuzey Mersin dediğimiz yeni yerleşim yapmaya da bilirdi. Yani o da var değil mi? Yani toprak üstüne bina dikilirdi yapmaya da bilirdi. Bir tek onu yaptı son 3-4 yıllık süreç içerisinde bu Kuzey Mersin'i yaptı bıraktı gitti. Olay bu. Dediğinize katılıyorum. Şehir merkezinde tabii ki hala ya şu anda bile yazsın hala orada evi meydanı şuralarda buralarda hala yok, var. Yok yok. Geçen kış iyiydi bu sefer. Ha, yani geçen kış iyiydi. Şu açıdan çünkü kanalizasyon değişmedi. Mazgallar temizleniyor. Yağmur yağdığında ekipler başında bekliyor. Sürekli çalışıyor da belediye. Önceden böyle ekipler mi görüyordu? Yok bakın yok mesela Pozcu Postanesi'nin orada çok müthiş bir çalışma yapıldı. Burhanettin Kocamaz. Katılıyorum doğru. Doğru. Yani oradaki altyapı ona. Özellikle su birikintisini engelleyecek büyük çalışma yapıldı. Doğru. Yok, ona katılıyorum. Yapıldı. Şimdi işte bir sosyal şeylere inildi. Yani işte hayvanlara sahip çıkıldı, yeşile sahip çıkıldı, üreticiye, çiftçiye sahip çıkıldı. İşte Burhanettin Kocamaz döneminde işte üreticiye fide domates fidesidir, avokado fidesidir. Bunlar dağıtılıyor. Üreticiye eğitim veriliyor. Kivi üretiyorsa kivi nasıl yetiştirilir? İşte ne bileyim kabak yetiştiriyorsa kabak nasıl yetiştirilir? Çilek yetiştirenlere çilek nasıl yetiştirilir? Farklı tarım ürünlerine de yer veriliyor alternatif aslında. Alternatif ürünler önerildi. Alternatif ürünler denendi.
Çok iyi verim alındı. Artık alternatif ürün olmaktan çıktı bunlar. Yani yerleşik ürün haline geldi. Sonra işte yine bugün haber bültenlerimiz de var. Üreticiler için erken uyarı sistemi, yani Mersin'in 8, 9, 10 bölgesine koyuldu. Don gelecek mi? Ne zaman gelecek? Nasıl hava sıcaklığı? Bugün saat kaçta düşecek? Kaçta yükselecek? Su, sulama, yani birçok noktaya sulama yerleri açıldı. Gerçi kurak bir mevsimdeyiz. Pek yeterli olmadı bu sene sular ama üreticiye destek oldu. Yani bunu görmemiştik ki biz, yani şey döneminde, Kocamaz'dan önceki ne Macit Bey döneminde, ne Okan Merzeci döneminde, ne Kaymutlu döneminde görmemiştik ki, böyle şeyler yoktu. Belediye deyince dediğim gibi akla işte kanalizasyon yapar, yol yapar, kaldırım yapar, bitti. Bu geliyordu akla. Şimdi işte bu çok sevindirici bir şey. Bunu sadece Kocamaz yapmıyor. Yani bunu işte görüyoruz. İlçe belediyeleri, ilçe belediyeleri de bunu yapıyor. Merkez ilçe belediyeleri de, Yenişehir de bunu yapıyor. Toroslar tabii da yine yapıyor. Büyükşehir'in desteğiyle yapıyorlar aslında. Yani. Tabii bazı noktalarda muhakkak ortak çalışmaları gerekiyor. Yoksa başarılı olamazlar. Mesela planı hazırlıyor Büyükşehir, veriyor ilçeye. İlçeye de onu gerçekleştiriyor. Orası muhakkak. İşte bu çok önemli. Ondan sonra işte sosyal marketler açıldı. Maddi durumu kötü olan, uygun olmayan vatandaşlara, keşke olmasa, sosyal marketi hiç açılmasa, keşke insanlar bu kadar muhtaç olmasa. Yani insanlara işte gıda yardımında, öğrencilere kırtasiye yardımında, kılık kıyafet yardımında bulunuluyor. Ne güzel bir şey. Bir de ricam var benim. Şimdi hani vatandaşlara şey yapılıyor. Gıda yardımı, işte marketler var ya da onlara bir kart veriliyor, gidip o marketlerden alıyorlar ya da öğrencilere şey yapılıyor, burs. O burs zaten var da hani kırtasiye masrafları şey hediye yardım ediliyor, kırtasiye seti, kılık kıyafet. Ya bunu şey yapmasınlar, görüntülü paylaşmasınlar bunu. Çünkü yani paylaşıyorlar, şimdi ben yapmıyorum Tekin Bey, şimdi haber montajla ben ilgilendiğim için yapmıyorum. Neyi yapmıyorum biliyor musunuz? Örnek veriyorum, bir belediye ismi söylemeyeyim, A belediyesi diyelim. Öğrencilere kırtasiye yardımında bulunmuş ya da B belediyesi 10-15 aileyi götürmüş, kendi sosyal marketinden kılık kıyafet vermiş. Şimdi oradaki çocuklar, oradaki kadınlar yüzlerini saklıyorlar. Evet. Orada kamera çekiliyor, belediyenin basın bölümünün kamerası çekiyor. Onlar yüzlerini saklıyorlar. Şimdi ben o görüntüyü şimdi ekranda nasıl vereyim? Yani vicdan meselesi. Aslında iki boyutta da düşünmek lazım. Bir bakıma evet, dediğiniz doğru. Yani insanlar rencide oluyor. Ama öte yandan da bunun teşvik edilmesi gerekiyor. Yani bir şekilde gösterilerek teşvik edilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten ülkemizde hayırsever vatandaş çok. Şey, ismini duyurmayan. Şey bakın, demek istiyorum bakın. Yine ismini vermeyeceğim. Bir belediye vatandaşları göstermiyor. Boş o sosyal marketin görüntüsünü veriyor ve diyor ki bugün işte 80 vatandaşa şu dağıtıldı. Vatandaşı göstermiyor. Ne güzel bir şey. Evet. Yani bu olsun. Ama işte dediğim gibi, yani dediğiniz çok doğru. İnsanları rencide etmemek lazım ama işte hayırsever vatandaşlarımız çok. Aslında biz onlar gizli kahramanlar. Çoğu zaman isimlerini göstermezler. Yaptıkları yardımı ortaya çıkarmazlar. Kimi görmemişler gibi değiller onlar. Ama bazen göstermek gerekiyor çünkü ülkemizde böyle bir gerçeğin varlığını da herkesin görmesi, bilmesi gerekiyor ki yardımsever vatandaşlarımız da yardım edebilsinler. Ama tabii ki hani ne bileyim, mesela gıda yardımı yapılıyor, yemek yardımları yapılıyor, aş evleri oluyor. Mesela bak, bu konuda Mezitli Belediyesi'nin hani o birkaç emekli vatandaş bir bahçe oluşturmuşlar. Oradaki bahçede çıkan işte fasulye olsun, lahana olsun, onu aş evine veriyorlar. Sonra hiçbir ücret karşılığı o almaksızın. O aşevi de alıyor, tespit etmiş bir takım böyle yerleri evlerine bırakıyor. Evlerin kapılarının önüne bırakıyor. Yani insanları rencide etmeden, utandırmadan, üzülmeden, sıkmadan da böyle yardımlar yapılıyor. Şimdi şey oluyor. Ama işte o biraz hassas bir konu aslında. Şimdi şöyle bir durum var bakın. Şimdi Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevi açtı yani, aşhane. Evet. Şimdi aşhanede yemek çıkıyor. Ya isteyen gidiyor oradan yemeğini alıyor, evine götürüyor. Ya da orada yemekhane var. Yani oturup yemeğini orada yiyor. Şimdi bir kere
veya iki kere mi oldu bilmiyorum şimdi söyleyeceğim şey. Tesadüfen mi oldu, bilinçli mi oldu bilmiyorum da. Şimdi orada yemek yiyen insanların kendilerini farklı hissetmemeleri için benim önerim şu, ya muhakkak oluyordur da aslında, yani gidip görmedim orayı canlı bir şekilde ama muhakkak oluyordur, yani hakkında yemeyeyim. Yani eğer olmuyorsa dikkate alınsın söyleyeceğim, oluyorsa özür diliyorum yani. Birkaç belediye daire başkanı, daire müdürleri yani sırasıyla gitsinler, her gün orada yemek yesinler. Ne bileyim, oda başkanlarından oraya gidenler olsun, orada yemek yesinler ki o vatandaşlarla birlikte. Yani ya kardeşim bak, burası fakirin fukaranın geldiği yer değil anlamında yani. Bak burası aşağına, yani bak benim yemek yiyecek param da var ama geliyorum işte seninle birlikte de yiyorum. Yani anlatabildim mi? O kişi kendini ezik hissetmesin. Hani bak bazı firmalarda ezik hissetmesin, ne deniyor yani. Özel ona hani yemek fişleri oluyor firmalar çalışanlarına. İsim yemek fişleri o veriyor. Çünkü reklama giriyor. O tarz yapılabilir bence. Yani bir restoran havasına büründürülebilir. Öyle öyle restoran. Aşevi yazmak yerine veya işte aşhane yazmak yerine. Ne bileyim. Aşhane doğru bir isim aslında. Aşhane. Mersin restoran. Aşhane artık aşhane artık yani. Şey oldu ya. Yani biz de gidip yemek yiyebiliriz orada. Yani orada açık. O vatandaşlara sadece oradan faydalanabilecekleri kredi kartı gibi. Mesela nasıl Mezitli kart yapmış. Büyük şey var. Alsın gitsin orada var. Otursun. Biz de gidebilelim. Yani biz de gidebilelim. Evet. Yakın olsa da gitsek keşke. Yani biz şehrin bir gidebilelim. Ucundayız. Evet. Bir ucunda. Biz de gidebilelim. Vatandaşlar da gitsin. Sıradan vatandaş da gitsin. Böyle bir ortama dönüştürülebilir. Amaç şey olmalı. Bak, amaç şey olmalı. Aslında öyle de aslında amaç. Yani bu bir geçiş süreci. Yani şu. Bu topraklarda yardıma muhtaç insanları bulmak ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmek bir amaç olmamalı. Bu ikinci, üçüncü amaç. Asıl amaç bu topraklarda yardıma muhtaç insanın olmamasını sağlamak. Bu da nasıl yaptılar biliyor musun? Çok o süreç içerisinde, o süreç içerisinde yani bunu sağlayıncaya kadar. Yani dedim ya, hani kitaplarımızda yazar ya, tarih kitaplarda Yavuz Sultan Selim zamanında sadaka vereceklermiş de sadaka verecek adam bulamamışlar koskoca İstanbul'da. Çünkü herkesin durmuyor. O hale getirmek. Yani bu toprakları o hale getirmek. Çok basit. Sadaka verecek kimseye şey basit. Yapamam. Yani ama yapmam. O sürece kadar muhtaç insana tabii ki yardım edecek. Ali Bey bak şimdi. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi var. 13 ilçe var. Doğru mu? İlçe belediye başkanları var. Şimdi tamam. Belki mağdur vatandaşların eğitim seviyesi yüksek değildir. Belki hepsi lise mezunu, üniversite mezunu değildir. Hatta belki ortaokul mezunu bile değildir. Belki sadece ilkokul mezunudur. Bak, şimdi belediyelerin birçok birimi vardır. Doğru mu? Tabii. Temizliğinden tut, her şeyine kadar, bekçiliğine kadar her şey var değil mi? Her branşta, her kesimden insan rahatça çalışabileceği yerlerdir. Şimdi, zaten biz şu konuda önemsiyoruz. Muhtarlarla yerel yönetimlerin ortak hareket etmesini. Şimdi bir mahalleyi en iyi tanıyan muhtardır. Ve o mahallede mağdur olan, hiçbir geliri olmayan vatandaşları tespit etmekte o muhtarların görevi aslında. Görevi ve ki bunu yapıyorlar. Yapıyorlar. Şimdi sen Büyükşehir Belediyesi, personel ihtiyacın var zaten. Yani şimdi için demiyorum, o kadar şişirilmiş falan filan. Al yok. Kardeşim 3 tane 5 tane. Yenişehir Belediyesi. Al kardeşim 3 tane 5 tane de sen al. Bütün ilçeler böyle alsın kendi mıntıkasında, kendine yakın yerde. Yani o adamlara bir de yol parasını bindirmemek lazım. O konuda bunu çözersiniz. Yani insanlara hani bir söz vardır ya, bana balık yemeyi değil balık tutmayı öğret. Şimdi şöyle söyleyeyim, yasalar gereği belediyeler böyle bir şey yapamıyor. Şu var, şöyle söyleyeyim. Hani belediyeler zaten hani memur da alamıyor ya, şimdi taşeron firmalarla işler yürütülüyor. Tamam işte taşeron olarak alsın. KPSS ile. Şimdi yok, şimdi şöyle bir durum var. İşkur aracılığıyla geçici istihdam olayı başladı ya ülkemizde. Mersin'de de bu işte başvurular hatta bitti sanırım. Sadece belediyeler için değil, işte okullarda, camilerde, işte çeşitli kurum ve kuruluşlarda 9 aylık bir süre zarfında temizlik, işte mutfak, işte fotokopi, işte çay gibi yani çeşitli, hatta eğer şey varsa yani bütün yoksun insanların hepsi eğitimsiz değil. Eğitimi varsa işte 4 yıllık üniversite mezunu insanlar var. Bu yeterliliği varsa işte
yazı işlerinde, yani bilgisayar yazı falan işlerinde görevlendiriliyor bu kişiler 9 ay boyunca. Mersin il genelindeki bütün okullarda, seçime yakın cami, dönemde camiler, biraz. Yok yok, daha yeni görevlendirmeler oldu işte. Bu mecbur, hükümetin, bu yıllardır devam eden bir şey bu. 6-7 yıldır bu devam ediyor. Her yıl 9 ay boyunca insanlar alınıyor. Hatta öyle insanlar var ki yani 6-7 yıldır çalışıyor. Hatta haberini ben yapmıştım. Kadın diyor ki ben yıllar, yani 3 yıldır diyor kendi köyümdeki okulda diyor görev alıyorum diyor. Keşke bu sene de beni kendi köyüme verseler diyor. 9 ay öyle asgari ücretten sigortalar ödeniyor. Bütün ikramiyeleri şu bu, bir devlet memuru gibi. 9 ay boyunca istihdam ediliyorlar orada. Mersin'de bir komisyon oluşturulsun. Bak, tüm siyasi partilerden bir komisyon oluşturulsun ve bu komisyon gitsin yeni yapılacak olan şehir hastanesinde kim kimin akrabası, kim kimi yerleştirdi, hangi milletvekili hangi adam için aracı oldu, hangi partinin milletvekili daha çok ağırlıkta gösterdi, hak etmeyen vatandaş nasıl o işe yerleştirildi, nasıl o makama, nasıl o mevkiye getirildi, bunları araştırsın. Bak, bunların yerine o işi, ehlini koysalar bu iş bitecek. Yani milletvekillerinin de artık takipçilik olayından vazgeçmesi gerekiyor. İş takibi, birilerinin tayin takibini milletvekillerinin görevi değildir. Eğer bu işi de yapıyorsa ben para alıyor derim o milletvekili için. Takipçiliktir bu. Başka hiçbir şey değildir. Hiçbir takipçi de ücret almadan biri için oraya buraya koşturmaz. Milletvekilinin görevi bu değildir. Birinin tayin işiyle uğraşmak, birini işe yerleştirmek milletvekilinin işi değildir. Ama bakıyorsun şimdi yeni şehir hastanesi, yeni şehir hastanesi de böyle duyumlar var artık. Yani bu haberlere de konu oldu. Oranın bir kere veya işte alınacak kişilerin bir kere artık milletvekili kartvizitiyle alınmaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve iktidar partisinin bu konuda gerekli hassasiyeti de göstermesini istiyoruz. Oy uğruna veya işte üyelik uğruna yapın kardeşim, her vatandaşa bu hizmeti açık ve net bir şekilde yapın, ondan da oy alacaksınız. Yani halk beğendiği, güvendiği, inandığı kişiye oy verir. Yani evet, birçok kişi partizanlık yapıyor ama geri kalan büyük bir kesim var. Özellikle her seçim biliyorsunuz büyük oranda kararsızlar ortaya çıkıyor. Yani evet, o kararsızları da aslında düşünmek lazım diyoruz ve programımızın da sonuna geldik. Evet, bugün de noktalıyoruz. Evet. Evet Ali Bey, sizle kapanışı yapalım. Bahsedeceğimiz şeylerden bahsettik. Yani işte yaşıyoruz. Olan şeyleri güzel de olsa, çirkin de olsa yalın haliyle programlarımıza getiriyoruz. Haberlerimize getiriyoruz. Evet. Böyle yapmaya devam edeceğiz. Bu arada program içerisinde ismini andığımız, ismini telaffuz ettiğimiz kurum, kuruluş, kişi, şahıs, kim varsa cevap haklarının her zaman için açık olduğunu, bunu istedikleri zaman kullanabileceklerini tekrar hatırlatalım. Ve bugün de 6. gün programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar 6. gün programında yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.